Fabrika binamızın inşaatını bitirdikten sonra doğayla iç içe, içinde mutlu çalışacağımız, mutlu yaşayacağımız bir ortamı hazırladıktan sonra işin içine sanatı nasıl katarız diye bir sohbetimiz oldu. Burada da konu dönüp dolaşıp sanatla mekanizmayı iç içe koymayı başaran El Ceziri'ye geldi. El Ceziri bildiğiniz gibi Da Vinci'den 300 yıl kadar önce Anadolu'da Artuklu Sarayı'nda ilk otomasyon uygulamalarını başlatan mühendis olarak, yurdum insanı olarak öne çıkıyor. Ondan esinlenen bir sanat eseri fikri doğdu. Özellikle El Ceziri'yi de seçmemizin nedeni biz mühendislik firmasıyız. Hem bizimle birlikte bu ülkedeki tüm mühendislerin veya teknik insanların sürekli hatırlayacağı ve kendilerine güven sağlayacakları bir şeyler çıkmasını istedik. Eğer Türkiye'de mühendisliği sanatla birleştireceksen El Ceziri en uygun konu ve bunu bir heykeltıraşa yaptıracaksan da İskender en iyi doğru kişiydi. İskender buraya geldiğinde aslında biz El Ceziri konseptini söyledik. Fakat El Ceziri'den esinlenerek yapılacak olan hareketli bir eser ne olabiliri ona bıraktık. O da hem fabrikamızı gezdikten sonra hem bizim yaptığımız işleri gördükten sonra filli su saatinin bu iş için en uygun eser olacağına karar verdi. En zorunu seçti aslında bakarsanız. Zor. Zor. Teklifim El Ceziri'nin filli su saati eserinin günümüz yorumuydu. Onlar da sağ olsunlar çok sıcak baktılar ve bana bu konuda bir alan açtılar. Hayalimdeki heykel El Ceziri'nin robotik teknoloji konusunda açtığı yolda 1000 yıl sonra geldiğimiz noktayı vurgulamaktı. Aynı zamanda da yine uluslararası ticaret isim gelecekti. 3 aylık bir süreç olarak başladık ki normalde heykellerim 3 ay kadar sürer. Fakat tabii ki bu normal bir heykel değil. Dolayısıyla uzun süreceği belliydi. Zamanla El Ceziri'yi daha iyi tanıdım. Tabii ki okuduğum kaynaklardan. El Ceziri'nin deyasını gördükçe onun eserini yorumladığım için ona yakışacak yorumun daha özellikle, daha ayrıntılı, daha özenle yapılmış bir eser olması gerektiğiydi. Dolayısıyla gitgide daha yüklü bir iş olmaya başladı. 3 aylık, 4 aylık diye başladığımız proje ilk konuşmamızdan bu yana 3,5 yıl geçmişti. Fiilen aslında çalıştığım süre tasarım dahil 2,5 yıl. Bunun 1 yılını tasarım, 1,5 yılını üretim süreci olarak düşünebiliriz. Üretim sürecinde tek başıma değildim tabii ki. En az 2 kişi olmak üzere işin içine karışan çokça emektar var. 3,5 yıl sonra heykelimizi sonuçlandırdık. Bu aşamada bu kadar süre sabrettikleri için Tunç Bey ile İlhan Bey'e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kimsenin kimseye böyle bir alan açması çok kolay değil günümüzde çünkü zamanla yarışıyoruz. 3,5 sene artık günümüzde çok çok uzun bir süre bir proje için. Sanatsal olarak doğrudur yanlıştır tartışılır ama üzerinde çok yoğun bir emek olan bir heykelden bahsediyoruz. Öncelikle 13. yüzyılda El Ceziri'nin yaptığı filli su saati nasıldı? Kısaca ona değinmeye çalışacağım ki bu eser 13. yüzyılda yapılmış. El Ceziri o dönemde yaşamış. Saray mühendisi, aynı zamanda sanatçısı. Da Vinci'den önce mühendislikle sanatı birleştiren ilk insan denebilir aslında. Aynı zamanda robotik teknolojinin atası olarak geçiyor. Çünkü ilk 01 devresini suyla yapmış bir insan. Su, yer çekimi ivmesi ve su basıncı kullanılarak genelde kralın hayatını kolaylaştırmak için robotik sanat eserleri yapmış. Otomatik şarap dolduran bir robot veya işte filli su saati örnek verilebilir. Aynı zamanda ilk çift madenli döküm, çeşitli konik yataklama teknikleri gibi mühendislik alanı için çokça buluşu olan bir insan. Dediğim gibi El Ceziri robotik teknolojinin dünya çapında atası olarak geçen bir insan. Dolayısıyla heykelimi de buna göre yorumladım. El Ceziri'nin yaptığı filli su saati nasıldı? O filli su saati bir kere bundan küçüktü. Metal toplar bir su kabının batmasıyla tetiklenir ve mekanizmayı döndürerek aşağı iner ve dolayısıyla bir yarım saatlik tur tamamlanır. Bizim saatimiz de hemen hemen aynı prensiplerle çalışacak. O zamanki versiyonda 13. yüzyılda çeşitli unsurlar kullanılmış. Hint fili, Anka kuşu, Çin ejderi, Şahin, Selahattin Eyyubi, katip, fil terbiyecisi gibi insan figürlerini de yanında barındırıyor. Ve yer çekimi ivmesi ve su basıncı kullanılarak çalışan
mükemmel bir mühendislik sanat birleşimi 13. yüzyılda yapılmış Fili Su Saati. Şimdi gelelim bizim yaptığımız Fili Su Saati'ne. Günümüz yorumunda insan figürlerinin tamamını attım. Yine uluslararası ticareti simgeleyen bir iş yapmaya çalıştık. Anka kuşu bizim coğrafyamızı temsilen orada yer alıyor. Çin ejderi aynı şekilde yine uluslararası ticarette çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla Çin ejderi de orada aynı şekilde duruyor. Fakat fil konusunda Hint fili yerine ben Afrika filini tercih ettim. Bunun iki tane sebebi var. Bütün dünya yüzyıllar boyunca Afrika'yı sömürdüler. Dolayısıyla bir uluslararası ticaretten bahsedeceksek oraya Hint fili yerine Afrika filini koymayı tercih ettim. Ülkeler ekonomiyi bir savaş enstrümanı olarak kullanmanın yanında günün sonunda da ticaret anlamında bir işbirliği içerisindeler. Bunu vurgulamaya çalıştım. Bu hayvanların hepsi savaşır pozlarda ama döngünün sonunda hepsi hep beraber bir işbirliği içerisinde ve bu işbirliğinin sonunda saatin döngüsünü tamamlıyorlar ve tekrar savaşır pozlarına geri dönüyorlar. Bu yorumda 30 dakikada bir yerine 15 dakikada bir çalışmasını tercih ettik. Kısaca günümüz zaman algısına biraz gönderme yapmaktı. Heykel 2,5-3 tona yakın ve 4000 parçadan fazla parçadan oluşuyor. Sökülmesi için 1200 civatadan fazla civata sökülüyor ve 2-3 kişilik ekiple 2 günde sökülüp yaklaşık 4-5 günde toplanıyor. Tamamı krom, bronz ve pirinç malzemeden yapıldı. Çoğu krom nikel alışımlı paslanmaz çelik, bir kısmı bronz döküm, bir kısmı da pirinç levhalardan oluşuyor. Bahsettiğimiz 4000 parçanın bir kısmı CNC tezgahlarında ama çoğu elde hazırlandı. CNC tezgahlarında hazırlananlar dahil bunların hepsi birbirlerine elle alıştırıldı. Bu çok uzun bir süreçti. Fil motifinin tamamı elle dövülmüş saç parçalardan oluşuyor. Aynı zamanda üzerindeki ejderha bronz döküm, altındaki anamorfik fil de bronz döküm tekniğiyle yapıldı. Aynı zamanda anamorfik teknik de barındırıyor. Dolayısıyla tamamına karışık teknik diyebiliriz. Uluslararası ticaret simgelemesinin yanında çeşitli detaylar barındırıyor üzerinde. En önemlisi bence Afrika fili. Dişleri yüzünden katledilerek neslinin tükenme noktasına getirildi. Bunu vurgulamak için filin ayağının altına paslanmaz çelikten dünyayı simgeleyen bir küre koydum. Yine filin ayağının altında bulunan anamorfik heykel sayesinde bu kürenin yüzüne dişleri çalınmış bir fil cesedi yansıyor. Bu fil cesedini görmek isteyen herkes o küreye yaklaşmak zorunda. Herkesi de işin içine sokmak istedim. O görüntüden kaçamadığımız için o sorumluluktan da kaçamayacağımızı anlamamızı istedim. En azından bu konunun altını çizmek istedim. İkinci detay ise anka kuşunun sol bileğinde bulunan zincir. Bunu iki şekilde alabilirsiniz. İster Türkiye'nin dışa ekonomik bağımlılığı olarak alınabilir, isterseniz de benim için daha çok öyle. Bu coğrafyada hiçbir kuşun şu ana kadar gerçek anlamda özgür olarak uçmasına izin verilmemiş olması. Benim için bir özel detay daha var, buna da değinmeden geçemeyeceğim. Bu süreçte benim kızım dünyaya geldi. Adını da Güneş dedik. Top asansörü olarak adlandırdığım bir parça var. Bu top asansörü topu her anka kuşunun ağzına doğru indirdiğinde çemberin köşesinden, ters tarafından bir güneş motifi doğuyor. 15 dakikada bir bu saatte güneş doğuyor. Çünkü yaptığım süre içerisindeki en önemli gündemim kızımdı. Bu süreci onu dahil etmeden edemedim ve onun için böyle bir detay koydum. Nasıl çalışıyor? Tam olarak 13. yüzyıldaki gibi her 15 dakikada bir su kabının batmasıyla çalışıyor. Ve sonra robotik bir anka kuşu devreye giriyor ve yukarıdan düşen topu Çin ejderinin ağzına bırakıyor. Ve Çin ejderinin ağzına bırakılan top yer çekimi ivmesiyle Çin ejderini aşağı çekiyor ve filin içinden geçerek tekrar yuvasına düşüyor, döngüyü tamamlıyor. Çin ejderi topun ağırlığıyla aşağı düşerken su kabını tekrar yukarı çıkartıyor. Böylece saat tekrar kurulmuş oluyor bir sonraki 15 dakika için. Bu anlamda saat 13. yüzyıldaki gibi başlıyor, 21. yüzyıldaki gibi devam ediyor ve tekrar kurulup bitici tekrar 13. yüzyıldaki gibi. Yani El Cezeri'nin aslında robotik teknoloji konusunda açtığı yolu yolda geldiğimiz noktayı anlatıp tekrar 13. yüzyıldaki haline geri döndürüyoruz.
Ve bu şekilde günümüzde mühendislikle sanatı birleştirdiğimiz bir esere ulaşıyoruz. Üzerinde çokça emek olan ve çokça karmaşık olan. Üretim sürecinde beni destekleyen insanlar var. En önemlileri eşim, babam ve asistanım. Ve bu süreçte sabrettikleri için teşekkür ediyorum. Benim için zor bir süreçti. Çeşitli psikolojik kökenli hastalıklara dahi yol açtı. Ama sonunun iyi bittiğine inanıyorum.